Aragaz. Günaydın, günaydın, günaydın diye hökiren, günaydın diye bağıran bu insanlar şu an itibariyle yeryüzünde size en çok düşünen insanlar bak. Size soruyorum sevgili Aragaz camiası. Şu saatte senin mutluluğunu Kadir Çöpten'in Pascal Numa'dan başka düşünen bir insan evladı var mı ya? Başkası olamaz. Mümkün değil. Sadece biz. Ya şu anda herkes senden bir şeyler bekliyor, bir performans bekliyor. Patron diyor ki işe gelsin diyor, performans yapsın diyor. Çoluk çocuğun diyor ki harçlık versin, performans yapsın. Ev sahibi efendim kirasını versin, performans yapsın. Banka borcunu ödesin diyor banka. Servis şoförü bir an önce seni paketleyip okul servisine atmayıp bekliyor. Yani öyle bir amacı var. Peki biz ne bekliyoruz dinleyici? Biz ne bekliyoruz? Ne bekleyeceğim abi? Hiç? He. Hiç tabii. Sadece bizi dinlemeni bekliyoruz. Frekans değiştirme. Bir de arada tweet at diye yalvar yakar oluyoruz. O yani. Kadir biz kibar çocuklarız. İlla ki rica ederek isteriz. Tabii bak senin kibarcık olunduğuna inanmazdım ama gözümle gördüm inandım Pascal. Kadir bana suzan ettin. Suzan etmek ne ya? Hakkında kötü düşündün. Oğlum o suzan değil ki gerizekalı suizan. İşte ondan ettin. Aa, ettim harbiden hakkını helal et Pascal. Düşünmem lazım. Neyse evet Pascal gerçek bir kibarcıktır. Size ispat edeceğim Pascal. Hı. Dolmuşta ineceğin zaman şoföre ne diyorsun? Sağda rica edebilir miyim? Dolmuşta ineceğin zaman sağda rica edebilir miyim mi diyorsun öyle mi? Aynen abi. Adamı oyarlar. Oyarlar sırf bu kadar kibar olduğun için dayak bile yersin. Ya bugüne kadar sağda neyi rica ediyorsun birader diye. Yani sana girişmediklerine dua et ya. Abicim dolmuş şoförleri var ya yolcuyu dinlemiyor ki. Cep telefonundan başkasıyla konuşuyor. He dolmuş şoförlerinin var öyle bir şey doğru diyorsun. Bir elle direksiyonu idare ediyor. Aynı elle vites atıyor. Aynı elle para üstü alıp veriyor. Öbür eliyle de telefonu kulağında tutup yoldaki diğer şoförlerle konuşuyor. Ya usta yata yata gidiyorsun. Efendim bomboş geliyorum arkadan uza biraz falan filan. Yani cep telefonundan bas konuşla muhabbet ediyorlar. Arada yolcunun ineceği durak falan kaçarsa da kaçıyor ne yapacaksın? Evet Kadir. Ve sen bu ortamda rica ediyorum diyorsun öyle mi? Aile terbiyen böyle emrediyor. Ne yapmam lazımdır? Abicim bak bu işin jargonu başka. Diyeceğin şu kaptan sağda dur da sallanalım. Sallanalım? Kardeşim şempanze miyiz? Yavrum o bir deyim. Yani inmek manası. Dolmuş kültürü çok başka bir şey Pascal. Adapte olman için henüz erken. Seni önce bir taksiye sonra dolmuşa sonra tenha. Hatta bir ara İETT'ye alıştırıp en son 500 TL ile doktora savunmanı alıp lisansını vereceğim ya. Allah razı olsun. Kadir şu ülke geldim derini. Öğreneceğim şeyler bitmedi ya. Bitmez yavrum bitmez. Biz her gün yeni bir şey icat eden bir milletiz. Sen şimdi onu bunu boş ver de dolmuşla otobüsle servisle trenle metrobüsle beton ormana ekmek parası kazanmaya giden halkımıza Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim tweetlerinizi bekliyoruz. Aragaz an itibariyle devreye girmiştir. Sakin olalım, relax olalım. Kendimizi bırakalım. Negatifinizi çok çok emecek. Pozitifi dazır dazır verecek. Pascal verecek dedim de Kıbrıs'ta yayınımız var mıydı ya? Bilmem. Niye sordun? Ya Kıbrıs'ta dönüşte havalarında en alt katta bir pilavlı nohut üstü tavuk ayran yapıyorlar. Ya aklın hayalin durur. Yıllardır iş için gittiğimiz zaman dönüşte onu yemediğim zaman elim kolum boşanıyor ya. Aman abi gidip yiyelim. Ya nohutlu pilav yemeye Kıbrıs'a mı gidilir? İşe güce denk gelince yani aklında olsun diye söylüyorum. Abi bak bana yedireceklerin çoğaldı. Hep vaat ediyorsun. Artık sözünü tut. Bakacağız yavrum bakacağız. Etrafım ağaç dolu. Sana sıra gelene kadar oho neyse. Hadi başladık efendim. İşiniz gücünüz rast kiyesiye. Davancanızdan siyes kiyesiye. Aragaz. Pascal. Gelir mi? Güney Kore'de kış olimpiyatları yapıldı biliyorsun. Bitmedi mi ya? Bitti bitti. Buz pateninde ülkemizi temsil eden çift vardı biliyorsun değil mi? Hadi canım. Tabii abi. Alper Uçar, Alisa Agafonova. Agafonova evet. Buz pateninde bizi temsil ettiler. Dereceye girdiler mi? Vallahi ben izledim giremediler. Yani
Bu buz patenini ben bırakalı çok oldu ya, ondan sonra dereceye giren olmadı. Dur. Nasıl yani? Sen buz pateni ne zaman yaptın ya? Sen ne diyorsun? Ben buzların prensi Kadir'im ya. Sen. Lan Kadir, senin buzun üstünde ne işin var ya? Arkadaşım, ben Eskişehir'de büyüdüm. Senenin yarısı buz, karı buzu eskiden çok olurdu Eskişehir'in ya. Buz üstünde geçerdi ya. Şimdi o kadar değil tabii. Buz pateni ne hareket? Şimdi okuldan eve dönerken bir kış günü buzda ayağım kaydı, k***sü düştüm. Her buzda kayıp düşen gibi salak salak etrafa sırıtırken bedenci Yakup Hoca geldi, çanağı dağıttın ama takdirimi kazandım lan, çok stil düştün. Sende artistik patinaja karşı büyük bir yetenek var dedi. Beni buz pateni seçmelerine İstanbul'a gönderdi. Seçildin mi? Oğlum o güne kadar buz üstünde tek kayma tecrübem buz dolu ambalajı laylonu var ya, onunla odun pazarından aşağı kayma. Daha ayağıma paten giymemişim. Artistik buz pateni seçmelerine katı. Sence seçilebilir miyim? Hadi be. Eledirler mi? Yok ya, bir kızcağızla eşleştirdiler. Kayın bakalım beraber dediler. Ben daha önce televizyonda gördüğüm kadarıyla olayı kendi açımdan gözümde canlandırdım. Buzda kayarken kızla el ele döneceğiz. Havaya zıplatacağız. Fiti fiti döneceğiz. Ben denk getirsem kızı tutup havaya fırlatacağım falan. Abicim buz patenini var ya, kimse böyle tarif edemedi. Bravo. Sonra? Sonra bir iki kaydık. Kız da kaymayı bilmiyor, ben de bilmiyorum. Jüriyi etkileyim diye burucu hareketi kafadan yapıp kızı havaya attım. Ne oldu peki? Ya küçük bir detay varmış orada, onu unutmuşum Pascal. Neymiş o? Kızı havaya atıyorsun ya. Sonra tutmak gerekiyormuş. Tutmadın mı? Ne bileyim ben tutmak gerektiğini. Tutmadım tabii maalesef. Kız ne oldu? Valla arızalı Rus roketi gibi kafa üstü uzandı. Öldü mü? Ya ölmedi ya. Yaşadı da ona yaşamak denir mi bilmiyorum ya. Beni karakola aldılar sonra. Niye abi? Adam öldürmeye tam teşebbüste. Ya buz pateni pistinde adam öldürmeye teşebbüs etmişim. İlk insan evladı benim ya bundan cezalandım. Ama Kadir, senin suçun yok mu ya? Tabii abi, benim ne suçum var? Buz pateni kariyerim de karakolda bitti. Zaten gençken her işim karakolda bitiyordu ya. Niye abi? Abi en girişimci çağım. Mesela ben 12 Eylül sonrası itiler günlerinde mesela. O zaman kaşın üstünde gözüm var diye adamı gözaltına alıyorlar, dövüyorlar. Öyle şimdiki gibi aktivite yapayım, kişisel gelişim yapayım falan gibi yaptırmıyorlar adamı. 5 kişi toplanıp yoga yapsan, yoga matlarını karakolda adamın var. Yani biz niye uzayamadık? Çünkü ne yapmaya kalksak kafamıza vurdular kardeşim. Yoksa bende çok iş vardı Pascal. Kadir be, sende var ya, Allah çok iş var. Ya sıkma canını. Ya iş var da hal yok Pascal, üşeniyorum ben artık ya. Yoksa aklıma çok parlak fikirler geliyor yani. Birkaç tane söylesin. Sörf mesela, öğren mesela sörf. Niye abi? Abi iklimler kayıyor, araştırdım 5 seneye kadar hava iklimi bizim bu tarafa kayıyor. Sörf mörf çok iş yapacak. Menekşe plajında Monday plajı gibi olacak ya. 9 metrelik dalgada çimerken sörfün üstünde plajın popüler insanı olacağız Pascal. Abi ne? 5 sene diyorum bak Kadir değerli. Aragaz. Pascal. Sir. Oriental Didem'i bildin mi? Yok, bilmedim. Sen? Okuyacağım haberde fotosu var. Ver bakayım. Ayrı parçası gibi. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Amin inşallah. Daha şey anlamadım. Oriental Didem. Bizden ne alakalı ya? Maslak'ta bir mekanda oriental dans yapıyormuş. Sanat abi. Yapacak tabii. Yavrum biz yapmasın mı diyoruz. Didem açıklamada şovuma gelenler tansiyonlarını ölçtürüp öyle gelsinler demiş. Kadir, gidecek miyiz? Vallahi gidelim, elit bir mekana benziyor. O zaman ölçelim. Hadi abi, ben seninkini ölçeyim. Cep telefonunda uygulama var. 2 dakikada ölçüyor. İyi, ölç bakayım tansiyonumu lan, ölç bakayım. Dur. Ölç. Abi. Büyük 16, küçük 12. Yuh, hava uçacağım ya. Yok ya, ben heyecanlı bir insan olduğum için normal tansiyonum zaten yüksek. Bak bugün tuzlu yemem iner o. Ben seninkini ölçeyim. Ver bakayım şu tansiyon. Ver. Uzat. Nabzını uzat. Evet. Oha bu ne lan? Ne oldu? Oğlum büyük 6 küçük 3 ya. Nabız 12. Vampir misin lan sen? Tansiyon yak oğlum sende. Oğlum timsahların bile tansiyonu senden yüksek ya. Abi ben sakin adam. Cool olunca böyle oluyor. Benim bünye var ya. Rölanti de çalışıyor. Arkadaş. Ben sana insan değilsin derken haklıymışım harbiden.
Büyük altı küçük üç tansiyon mu olur ya? Vallahi kaplumbağa tansiyonu gibi ha. Kardeşim ben böyleyim. Motor boşta gidiyor. Erişme bana. Sana bir şey soracağım. Sor. Kadir, sen Orion Demir güzel oluyor musun? Öyle duydum. Bana dediler. Kadir var ya bir oryantal yapıyor aklın durur. Ha? Şimdi bak kompetanıyım evet. Hadi canım. Ya sana bir Zennubi oynarım. Aklın şaşar şuğurun olsaydı düşer. Kadir bana şiir öğret. Gerden kıvırma. Gerden kırmayı mı öğrenmek istiyorsun? Aha. Boynun ince aslında yapabilirsin sen. Nasıl yapacağım? O zaman şu an bizi dinleyip nasıl gerden kırabilirim diye düşünen. Ya da ben gerden kırıyorum nasıl mükemmel yaparım diye. Bu arayışın içinde olanlara sesleniyorum. Araç kullanıyorsan sağa çek. Ofise vardıysan ya da toplu taşımadaysan fark etmez. Dediğim aynen yap. Toplam 5 dakikası da size gerden kırmayı öğreteceğim. Öncelikle bir tanımlayalım. Gerden kırmak ne? Boyun sabit, kafa boyundan bağımsız içine gidip geliyor. Gerden kırmak bu. Şimdi öncelikle iki kolumuzu 90 derece yukarı kaldırıyor. Evet ev hanımları siz de yapın. Dirsekten yukarısını çapraz yapacağız. Ama omuzdan dirseklere kadar dik, kolumuz iki yanında düz yukarı doğru uzanıyor. Evet. Böyle mi Kadir? Evet aynen öyle. Şimdi sol kulağa sol pazıya sol pazım ne diyor der gibi yaklaştırıp sonra sağ pazıya sağ kulağa sağ pazım ne diyor der gibi yaklaştırır. Pazulara kulak verir gibi yap pazı. Sağ pazım ne diyor? Sol pazım ne diyor? Oh! Sağ pazım ne diyor? Aman! Sol pazım ne diyor? Oldu mu Kadir? Olmaz mı yavrum? Maksimum açık olsa oryantal paskuş diye sahneye çıkardın. Yeminim. Devam. Sağ pozum ne diyor? Sol pozum ne diyor? Sen kır kır gerdana. Ay aman. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Dinleyin sorusu var. Oku abi. Senin Instagram adresi neydi? B. Numa 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Bekleriz. Aynı zamanda programımızın da bir Instagram galerisi var. Paskal Askizgi Kadir. Evet. O da programımızın Instagram galerisi. Peki. Efendim at hırsızı sormuş. Aman. Kadir abi Metallica grubunun en it şarkıları arasında senin yaptığın birçok şarkı olduğu ve elektro ve bas gitar çalmada pek ünerli olduğun biliniyor. Bunu bizden neden yıllarca gizledin diyor. Abi be. Soruyor kimmiş o sorusu? Atırsızı. Nickname'i yani. Atırsızı. Büyük ihtimalle nickname'i bu. Adı da olabilir. Olur mu abi? Bir adamın adı at soyadı hırsız olabilir. Manyak mısın lan? Abi. Belki ailesi manyaktır. Neyse Pascal seni ikna etmeye çalışmayacağım ya. Sorunun cevabına geçeyim. Evet efendim ben Metallica'nın en baba şarkıları ben besteledim. Abi onların çoğunu Lars'la James besteledi. Yok be kardeşim. Nothing Else Matter olsun. Master of Puppet olsun. Bunlar hep benim eserim ya. Abi. Peki James hangi mi yaptı? Şimdi James'in ünlü bestesi Gelin Olmuş Gidiyorsun. Lars Ulrich'in de şeyi var. Nerede Trak Orada Bırak diye bir şarkısı var. Bunlar nasıl metal şarkı? Ya zaten bunlar taverna şarkısı yavrum. Taverna? Tabii. Ben bunları tanımadan evvel bunlar tavernada çıkıyor. Nikah masası, okul yolunda böyle şarkılar söylüyor. Ben bunları topladım, bir araya getirdim. Beyler dedim bak daha sert bir müzik yapalım dedim. Ondan sonra halay mı çalacağız abi dedi Lars Ulrich. Yok evladım thrash metal yapacağız dedim. James Hetfield abi dedi metalden anlamıyorum ben teknik ressamlık okudum dedi. Dedim yavrum elektro gitarı bas gitarı ben icat ettim. Yok artık ya. Tabii bas gitarı geliştirip James'e verdim. Tabii yeni alet beceremiyordu çalmayı. Oğlum iyi bas lan iyi bas. Sıkı bas. Bas dedim. Abi bu aletin adı bas gitarı olsun dedi o. Abi çok saçma. Yavrum bu hayatta ne mantıklık yapabilirsin mantık arama ya. Ben bunları her zaman demeyim. Ne kadar set müzik yapıyor olsak da şahsen efendi olacağız dedim. Her sabah sakal tıraşı olacağız dedim. Saçlar alabros kesilecek dedim ama dinlemedi. Peki Ketim Metallica'dan nasıl ayrıldın? Şimdi çok güzel ekstramız vardı. Hı-hı. Çok güzel. Şirketlerin bayi toplantılarında gala gecelerine gidiyorduk. İlk defa gala gecesi yapan şirketin 15. yıl dönümünde galada sahne alacağız bilen bilir. İlk defa gala gecesi yapan şirketler biraz ürkek hassas olur. Neyse onu diyordum. James Hetfield Centus şirketin CEO'sunu headbang yapmaya zorla.
Oğlum. Adamda da boyun kireçlenmesiyle fibromiyalji varmış. Adamın boyun kaslarından ikisi koptu. Boylu boyunca uzandı koca CEO. Kafası dingil diyor. Dik tutamıyor kafayı. Sonra? Sonrası mı var ya? Kapitalizm bu. Derhal dövülüp otelden dışarı atıldık. Otel de Antalya'nın dışında bir yerde. Medeniyete kavuşana kadar k***ma batan kaktüs dikenin haddi ve hesabı yok. Vay be kedi. Sonra? İşte orada metal camiası beni dışladı. İyi olmuş abi. Zaten geleceğim de yoktu onun için ben de attım kendimi dışarı boş. Aragaz. Paskal. Gel gel abi. Yüksek sanat dolu dakikalara hazır mıyız canım? Doğuştan abi. Yine Aragaz şairinin şiirlerinden okuyacağım. Oo, dinleyici seri. Paskal tohumu 6 sene önce attık. Bak fidanlar yetişiyor. Artık dinleyicimiz şiir yazıyor, yolluyor. Hemen duyguya gireceğim, şiire geçeceğim. Gir bakalım abi. Gir bir dakika, bir üstüm başım bir dakika. Aha, bir dakika. Hazır mısın? Of, iyi oldu, tam girdi. İşte bu. Şu an duyguya girdim, duygunun içindeyim şu anda. İlk şairimizin adı Levent Oma. Genç bir şair, daha çalışması lazım ama benim ekolümden yani Haybeci şiirin önemli bir insanı olacak. Bakınız ne demiş. Bir sabah gözümü aniden açtım. Etrafa baktım, bir de sana baktım. Her şey müsait diye tak elime aldım. Yani gazeteyi. Ansızın kapı çaldı. Arada kaldım. Gelen kim olsun bizim kapıcıymış? Sabahın köründe ekmek lazım mıymış? Çöplerin suyu merdivenden akmış. Senin gibi şansın ta yani uzaklara kaç. Ekoseler mekoseler bin bir çeşit sükseler. Benim zalim kaderin içine tükürseler. Yarını abazalar için resmi tatil etseler. Yoksa şanslı seni anlamaz. Çölde kutup ayısı verseler. Kanka olarak ya. Bir ömür harcadım da yine yetemedim ardından. Hangi bahtsızın ahını aldım da olmadı olmuyor derdine yan. Elimde bir kuru dal. Zaman geçiyor zaman. Sende de hayır kalmadı. Yeni ufuklara gidiyorum. Hoşçakal. Nasıl buldun Pascal? Abi çalışmasın lazım. Ama kumaş iyi. Evet. Özellikle son dörtlükte iyice düşmüş. Bence aceleden. Yani bak, bir Ankara-Sakarya arası karga sekmez yolu, bir de yüksek sanat acele kabul etme. Sakin olacaksın, ağır gidiyor. Sen de üzerine daha çok duygu tosartılmış şiirler yazacaksın Leventciğim. İnanıyorum, bekliyorum. Hadi bakalım. İkinci şairimizin adı Ali Güner. Bir Aragaz şairi. Elbette Kadir abisinin ekolünden. O da bir Haybeci şair. Bir zamanlar çöken bilgisayarı için tosarmış duygularını böyle bir şiirle ifade etti. 32 RAM 4 GB, biraz uzun lastikli tight, kendisi büyük, bünyesi light, anlamadım niye çöktü. CD takarsın çalışmaz, bünyem buna alışmaz, e-mail yok hiç yakışmaz, anlamadım niye çöktü. İyi ki çöktü, savdım belayı, gömün hemen verin selayı. Mouse elimde bulsam helayı, anlamadım niye çöktü. Ben söyleyeyim mi? Ne çöktü? Neden çöktü? Abi, Honduras sitirir. Onlara girersin, çöker tabii. Bu mu tek sebep? Kesinlikle. Sadece bu. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Kendinden biliyorum. Ben var, bir kesere ya, haftada bir defa format atıyorum. Ne yapayım? Virüs giriyor. Hay Allah cezanı vermesin adam ya. Aragaz. Paskal, şu an stüdyomuzda kim var? Orgay Hoca geldi. Hanımlar beyler, uluslararası ilişkiler diplomasi uzmanımız Orgay Kabar hocamız stüdyoda. Orgay hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Evet hocam hoş bulmuşam hürmetli bala Paskal hocam ya. Evet hocam, Türkiye Cumhuriyetler ve aramızdaki ilişkileri yeniden güçlendirmek lazım. Hocam beni Tacikistan'da bir mekana götürdüler. Dediler burası Turka Barok. İçeride hiçbir şey yok hocam. İki tane katır var, bir tane koyun. Ağırmış meğerse. Hocam Türkiye Cumhuriyetlere destek olmamız lazım hocam ya. Tavasızlık kulunuz kutlu olsun da. Bak buruşun da. Bak buruşun da. Da kazan ayta barına kutup da. Ne oldu Orgay hocam, niye kızdın? Ya kızmadım hocam ya. Hocam Kazakça konuştum hocam biraz. Kazak dilinin telaffuzu sert biraz hocam. Olur hocam, kişisel şovunuzu bir yana bıraksak da
Suriye'yi konuşsak, neler oluyor Suriye'de? Suriye karışık hocam, hiç kimse Türkiye'den böyle eli yüzü düzgün bir hareket beklemiyordu ya. Evet hocam, adeta ders verir gibi bir operasyon yapıyordunuz, adım adım gidiyor. İşte hocam, büyük ordu ile güçlü ordu arasındaki fark hocam. Hocam büyük ordu Türk ordusu, güçlü ordu Amerikan ordusu hocam. Güçlü ordu demek büyük ordu demek değildir hocam. Geçenlerde CIA Başkan Yardımcılarından birinin raporu yayınlandı. Türk ordusunun geri çekilmek diye bir alışkanlığı ve kültürü yok. Ya zafere ya yok oluşa doğru hücum ederler. Ayrıca şehitlik ve gazilik kültürleri çok güçlüler. Böyle bu ordu ile daha önce çarpışmadık Amerikan ordusunun Türk askeriyle çatışmaya girmesi kesinlikle yanlış olur, önermiyorum demiş dayı. Evet hocam dedi. Zaten Amerikalılar böyledir hocam. Özellikle hazırlanıp sızdırılmış bir rapor da olabilir hocam. Biliyorsun biz ordumuzla övünürüz. Başkalarının da ordumuzu övmesi hoşumuza gider ya. Pentagon'daki çakallar dur böyle bir rapor sızdırıp Türklerin biraz gazını alalım da demiş olabilirler hocam. Ama hocam biz yer miyiz ya? Yememek lazım hocam. Zaten hocam diplomaside bir standarttır bu. Biri seni övüyorsa o sana bir düşmanlık içindedir. Diplomaside bu şaşmaz. Beni hocam Pentagon'da bir mekana götürdüler. Underground hocam, içeri bir girdim. Amerikan bondage hocam. İçeride bir kızlar var. Hepsi cheerleader. Nasıl böyle sinsi. Hepsi fitme fücür. Orgoy Hoca gel de sana Amerikan dış politikasını anlatalım dediler. Hocam American Foreign Policy. Hocam anlattılar mı? Yok, tam o sırada Hafız Esed geldi. Herkese esmeye başladı ya. Zaten Suriyeli'ye ben güvenmem hocam. Hocam Amerika'nın amacı ne? Amerika'nın amacı John Holmes'i sen iyi bilirsin Kadir. İyi bilirsin derken hocam duydum yani, nereden iyi bileceğim? Sen ben yani millet ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. John Holmes'in amacı neydi Kadir? Honduras. Amerika'da dünyanın John Holmes'idir hocam ya. Honduras yapmadan Amerika gerilemeye başlar. Sor bak Amerika'dan birini çevir. Dünyaya dair bir şey sor. Bilemez hocam. Hocam dünyadan haberleri yok. Niye? Çünkü Amerikan zihniyeti şudur. Bilmen gereken kadarını bil. Ötesini merak etme. Bunu da çok güzel yedirirler hocam. Mesela hocam beni Cincinnati'de bir mekana götürdüler. Hocam içeride bir kızlar var. American Glory Hall hocam. Orgay Hoca gel seni bir araştıralım dediler. Beni sabaha kadar bir araştırdılar. Hocam yok böyle bir şey ya. Orgay Hocam, daha az evvel Amerika dünyanın John Holmes'u diyerek yaptığınız muhteşem metaforla Amerika'nın dış politikasını mükemmel özetlemişken, bu Cincinnati eyaletindeki underground mekanındaki kızların sizi sabaha kadar araştırmasına nasıl geldik ya? Orgay Hocam, senin gitmediğin mekan kaldı mı? Hocam bir tek kutuplar kaldı. Orada bir Eskimo mekanı veriyorlar. Hocam North Pole Underground'mış. Hocam gideceğim hocam. Kutuplara da gideceğim. Gitmem lazım hocam. Evet hocam. Bekleyin bizi hocam. Aragaz. Paskal. Sir. Canım senin Instagram adresin neydi? Numa 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çöpdemir'di. Programımızın da Instagram adresi var. Paskal Askışgi Kadir. Evet. Şimdi Esma diyor ki Kadir abi, milyonlarca yıl önce Olimpos'ta Yunan tanrısı olduğunu ve ölümlü bir kadına aşık olduğu için seni Olimpos'tan kovdukları doğru mu diyor. Hangi Olimpos bu? Şimdi yavrum bir yanlışlık var, onu bir düzeltelim. Ben Olimpos'tan kovuldum ama tanrıların daha Olimpos'tan değil. Antalya'daki Olimpos pansiyonda. Sebep? Ya bu para çıkışmadı biliyor musun? Yani cıbır zamanımızdı. Para çıkışmadı ondan. Sonradan gidip satın alaydın. Bak beni kovdun ama zengin olup geri geldin. Böyle değildi. Ya Pascal, hayat İbrahim Tatlıses'in filmleri gibi yaşanmıyor ki. Yani bunu idrak edelim artık. Niye gidip pansiyonu satın alayım ki? Ölü yatırım. Gelecek bir sürü keş. Zaten Olimpos'un adı çıkmış. Onların derdiyle mi uğraşacağım? Fakat Pascal bir şey söyleyeyim. Esma'yı kırmayalım. Attığı gollüğü ortaya çekip güzel bir cevap verelim ya. Nasıl yani? Evet, 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 evet. Yıllar önce, milyonlarca yıl önce Olimpos'ta bir Yunan tanrısıydım. Adım Kadir Uslu. Magirus mu? Ha, dizel. 10 kişi oturdu. 15 kişi ayakta. Ne Magirus'u lan? Aşk tanrısı Kadirus. Abici iyi güzel de aşk tanrısı Eros değil mi? Eros da zaten asıl adı Erol olan başka bir arkadaş. Olimpos Dağı'nda isimlerin sonunda us ekliyorlar ya. Yani ben Yunan tanrısı olsam? Yani Paskus. Paskus'sun ama iğrenç bir tanrı ismi olmuş ya. İlk Yunan tanrısı olmamışsın Paskal ha. Kardeşim Allah şükür iman üzereyim. Ne tanrısı ya? Bunlar şiktir. Boş ver. Ya biz bunlar gerçektir mi diyoruz ya? Hayal kuruyoruz. Neyse bir gün Olimpos'ta
birkaç mitolojik efendim Yunan tanrısı oturuyoruz. Ben varım, Zeus var. Zeus çok sinirli. Kızdığı zaman böyle gözünden yıldırım çıkar iyi. Ben o yüzden göz göze gelmeye çalışıyorum. Kendisiyle koşarak Eros geldi. Abiler dedi, Dionysos gözaltına alınmış dedi. O kim be? Şarrap tanrısı. Ne ayırmışlar? Kaçak içki imalatını. Oh. Sattığı içkilerden içenler kör olmuş. Mitolojik tanrı falan dememişler. Tak çekmişler karakola. Zaten o dönem herkes bir şey tanrısı. Adamın makamına bakan kimseyi yani gözaltına alamaz. Öyle pis bir çağ. Abicim bu nasıl tanrı ya? Mitolojik tanrı kaçak içki yapar mı? Ya o zamanlar ters o zamanlar Pascal. Bak aç tanrısıyım diye bana bir de satir verdiler. Satir? O ne be? Ha, bu yarısı at yarısı adam mitolojik varlıklar var ya, onlardan al kadir ayağını yerden keser dediler. Ya ama satire binmek zor kardeşim. Kolay mı ya? Yarısı at yarısı insan. Ya işte insanlığı tutuyor. Bürüs diyorsun alınıyor güceniyor. Ben beygir miyim diyor. E birader sağda indir diyorsun. O da tuhaf geliyor. Neyse o dönem para falan yok. Bu Yunan tanrılarına sordum. Dedim abi bizim olayımız ne? Böyle boş boş oturuyoruz. Zeus kızı biz dedi mitolojik Yunan tanrısıyız kardeşim dedi. Bizim işimiz hot zot dedi. Sizin gibi dedi maraba takımı çalışmak istiyorsa çalışsın dedi. Ben dedim Zeus abi niye öyle diyorsun ya? Çalışan Allah sever dedim. Bir dakika. Sen bunu Yunan tanrısı Zeus'a mı dedin? He ona dedim. O da oğlum bu tek tanrıcı çıktı lan. İçimize tek tanrıcı girmiş. Atın şunu Olimpos'tan. Zaten aşk tanrısı diye geziniyor ama bir kişiyle aşık edemedi. Kızlara paso kendisi yazıyor dedi. Sen ne dedin? Oğlum İslam başınızda bomba gibi patlayacak dedim. Biteceksiniz dedi. Anlayacağın ben zaten Olimpos'a oradakileri hak yoluna davet etmek için gitmiştim ama beni Olimpos'tan ikilettiler Pascal. Vay be demek ki abi Olimpos'tandaki bütün tanrıları imana davet ettim. Tabii abi. Bravo abi. Ama dinlemediler, kim kaybetti? Onlar. Bitti. Aragaz. Pascal. Kardeşim. Can şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, Profesör Doktor Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzda. Kendisi biliyorsunuz Silmarillion denen ejderhayı Hobbit filminde Yüce Dağ'ın tepelerinde avlayan avcının soyundan geliyor. Hocamız da bir cehalet ejderhasının avcısıdır yani, öyle mi hocam? Aman bana Hobbit falan deme, Hobbitler cehaleti temsil eder. Öyle mi hocam? Ama bu hobbitler mutluluğu temsil ediyor. Öyle biliyoruz. Yani yerin altında bir oyukta hep böyle aynı rutinde yaşayan canlı tabii mutlu olur. Kendi karanlığında yaşayan, güvenli alanından çıkmayan sıradan cahiller. Geçiniz efendim. Ah Dilber hocam yine formdasınız. Kafadan daldınız. Bu sefer de hobbitleri harcadınız. Yani ben her zaman orada dünyada Gollum'u gelişmeye açık bir canlı olarak görmüşümdür. Ya şu kıymetlim isteyen eciş bücüş şey mi? Evet eciş bücüş ama bir hırsı var, bir hedefi var, bir amacı var. Yoksa elfler olsun, orklar olsun, hobbitler olsun bunların hepsinin denk trompet çalıyor. Bir tek Gollum'un gerçek bir amacı var, nedir? Yüzüğü takmak? Hayır cahil, o görünen amacı, asıl amacı ne? Yüzüğü takıp eski güzel haline dönmek. Dilber hocam bu Gollum bana hep aşırı hırs yüzünden çirkinleşmiş bir canlıyı sembolize ediyor gibi geliyor. Hırs insanı çirkinleştirir mi? Yani gayretli olmak iyi, hırslı olmak kötü mü? Aman konuştu kişisel gelişim kitabı. Hocam kişisel gelişime karşı mısınız? Yani evet karşıyım. Herkes kişisel olarak olduğu yerde dursun. Nereye gelişiyorsun? O zaman bizim ne değerimiz kalacak? Zaten bilgi eskiden bizlerin elindeydi. Şimdi ortalığa döküldü. Yakında bize de ekmek yedirmezler. Peki Dilber hocam sizin gelecek kaygılarınızı bir kenara bırakalım da dinleyici sorularına geçelim. Ne dersiniz? Aman geç, ne varsa o dinleyici sorularında kendiniz gibi cahilleri toplamışsınız böyle etrafınıza. Gelsin goy goy, gitsin goy goy. Ama hocam şikayet ediyorsan gelme. Evet. Madem mutsuzsunuz hocam iş akdinize son verelim. Ayda 6000 lira net para alıyormuşsunuz. Biz de onu keselim yani. Sor bakayım şu dinleyici sorularını. Gelmişken cahilleri aydınlatayım bari. Kadir bir ayda 6000 mi alıyor? Yuh. Oldu attım geldi. Belki daha fazla alıyor. Lan oğlum biz o kadar almıyoruz. Programdan sonra insan kaynaklarına çökeceğiz. Pascal merak etme.
Çıkar topraktan sen Savaş Baltalı. Hangi topraktan? Gerizekalı, lafın geliştiriyor. Res çekeceğiz yani. Bizim maaşlar artsın diyeceğiz ya da programı yapmayacağız diye. Ya yapmayın derse? Açız o zaman. Abi o zaman res çekmeyelim. Elimizde güzel kağıt yok. Abi res çekeceğiz, poker gibi. Abi bu maaşla var ya, poker olmaz. Poker o vardı adam işi. Ne oldu, soru gelmedi. Okuyorum hocam. Metin diyor ki, Dilber hocam şimdi fark ettim ki bana bu iş yerinde az maaş veriyorlar. Res çekmeye karar verdim. Ya maaşımı artırırsınız ya da ben bu işi bırakıyorum diyeceğim, ne dersiniz diyor. Salaksın dedim. Yapma ya. Yani dışarıda da bütün şirketler sen işi bıraksan da seni yüksek maaşla işe alsalar diye bekliyor değil mi? Bir kere res çekme cahil işidir. Akıllı insan, beyin sahibi insan gerekirse blöf yapar ama res çekmez. Peki blöf ve res arasında ne fark var? Seninle Kadir arasında ne fark var? Sen sinirimi bozuyorsun. Kadir ise işten atarım diye tehdit ediyor. Hangisi daha etkili? Kadir'inki daha iyi. Her zaman benimkinin daha etkili olduğunu söylemişimdir. Hop. Bir dakika ya. Biz neden konuşuyoruz? Ya anlayan anladı. Dilber hocam ne yapıyorsunuz şimdi? Vedalaşıyor muyuz, devam mı? Dinleyiciye sorun. Beni devam etmeye ikna ederlerse ederim. Ya hocam sen de var ya, kadın gibi kapısızsın. Hanımlar beyler, Dilber Hoca kalsın mı gitsin mi? Kalsın diyorsanız kendisini ikna edecek tweetler atın lütfen. Pascal Altçizgi Kadir adresine tweet atın efendim. Hadi bakalım, bugünlük de bu kadar diyelim. Yarın nasipse kaldığımız yerden devam edelim. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi?